tepkime türleri yanma, asit baz tepkimeleri. Yanma tepkimesi deyince arkadaşlar hemen ne yapacağız? Reaktifler tarafında oksijen varsa ve eğer o metalin ya da ametalin ya da o bileşiğin oksitli bileşikleri oluşuyorsa buna biz yanma olayı diyoruz. Burada görüldüğü gibi ametalimiz ne yaptı? Oksijenle SO2'ye, magnezyum da oksijene yanar, magnezyum oksite dönüştü. Demek ki elementler ne yapabilir? Yanabilir. Metaller ve ametaller yanarak oksitlerine dönüşür. Periyodik cetvel özelliklerini hatırlarsanız metal oksitlerine bazik oksit diyorduk. Ametalin oksitlerine de eğer oksijen zenginse buna da ne diyorduk? Asit oksit diyorduk. Bir de burada şunu da belirtelim. Bir de eksik yanma kavramı var. Yani mesela karbon oksijenle yandığında karbon monoksit meydana geliyorsa buna eksik yanma denir ve nötr oksit oluşturur. Çünkü karbon yükseltgeme basamağın son noktası olan artı 4'e ulaşmamıştır. Buna biz eksik yanma diyoruz. Başka işte yapısında karbon ve hidrojen bulunduran organik maddeler yandığı zaman arkadaşlar kesinlikle karbondioksit ve su çıkar. Demek ki organik maddeler yandığı zaman karbondioksit ve su çıkar. Denkli bir denk değiştirirsek bu şekilde olur. Veya bir glikozu yakalım. Yapısında oksijen bulunan. Evet, yine organik madde olduğunu görüyoruz. Karbondioksit ve ne yapacak? Su çıkacak. O zaman burası 1 iken burası 6, burası 6, burası da 6 olur. Ve böylece ne yaparız? Yanma olayını gözlemlemiş oluruz. Bir yangın, yani yanma olayının gerçekleşmesi için ne olması lazım? Yanma olayında şunlara ihtiyacımız var. Neydi? Yanıcı madde, yakıcı madde. Yakıcı maddemiz nedir? Oksijen. Oksijen olmadığı yerde yanma olur mu? Hayır. Bir de tutuşma sıcaklığı. Odunla kömürü yan yana koyun. Tutuşma sıcaklığını oluşturmazsanız 10 sene yan yana dururlar. Bir tepkime meydana gelmez. Peki söndürme için ne olması lazım? Söndürücü olarak bir maddeyi kullanacaksak bir defa alevin yani ateşin oksijenle irtibatını kesmemiz lazım. O zaman kullanacağımız maddenin havadan ağır olması gerekir. Ne yapmaması lazım? Oksijenle tepkimeye girmemesi lazım. Yani yanıcı bir madde olmaması gerekir. Bunları sağlayan maddeler nedir? Yangın söndürücü olarak kullanılır. İşte yangın söndürücü tüplerin içerisinde karbondioksit ve bir çeşit inert dediğimiz asal tozlar bulunur. Bunlar karbondioksit ya alevin oksijenle irtibatını keser. Tozlar da alevin tamamen kamufle edilmesi, üzerine örtülmesini sağlar ve böylece yangın söndürülmüş olur. Asit baz tepkimeleri dediğimiz zaman şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Asit baz birbirine dayanamaz. Kesinlikle tepkime verir. Peki asit ve bazların tepkimesinden ne oluşur dediğimiz zaman tuz ve su oluşur. Tuz ve su oluşturan tepkimelerinde özel adı nedir? Nötralleşme ya da nötrleşme tepkimeleridir. Bakıyoruz örneklerimize. Her iki tepkimede tuz ve su oluşmuş. Bu tepkimelerin gerçek adı nötrleşme tepkimesi olarak karşımıza çıkar ya da nötralleşme olarak çıkar. Bu doğrudur. Peki su çıkmazsa asit baz tepkimesi olur mu? Olmuyor arkadaşlar. Mesela amonyak gazı ile hidroklorik asit gaz halinde tepkime girdiği zaman amonyum klorür katısı oluşuyor. Sadece tuz oluşuyor. Bu tuza susuz tuz diyoruz. Yani suyu oluşturmamış tuz. Dolayısıyla bunun adı nötralleşme değil. Bunun adı asit baz tepkimesi. Asit baz tepkimesidir. O kadar. Ha, demek ki nötralleşme olması için kesinlikle ortamda suyun oluşması lazım. Peki bunun yanında bizim bildiğimiz oksitlerimiz var. Oksitlerimize benzer reaksiyon verir mi? Tabii ki. Asit ve baz kelimesi geçiyorsa ne yapar? Kesinlikle tepkime girerler. Bakıyoruz örneklerimize. Karbondioksit, asit oksit. Ne yapıyor? Bazla tepkimeye giriyor. Asit, baz. Ne yaptı? Tuz ve su oluştu. Bakıyoruz metal oksitleri neydi? Bazik oksitti. Bazik oksitler asitlerle tepkime girerek tuz ve su oluşturdu mu? Evet. Hem asit oksit hem de bazik oksit tepkime girebilir mi? Giriyor. Ne yapıyor? Sadece tuz oluşuyor. Burada görüyorsunuz susuz tuz oluşuyor.
Bir de burada bileceğimiz, şu bilgiyi unutmayalım. Sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat gibi karbonatlı bileşikler asitlerle tepkime verdiğinde evet tuz ve su oluşur. Karbonattan dolayı muhakkak karbondioksit gazı da açığa çıkar. Bunu unutmayalım. Evet. Demek ki karbonatlı bileşiklerde asit baz tepkimesinin gibi tuz ve su oluşurken yanında bir de ne çıkar? Karbondioksit çıkar. Nötralleşme tepkimesinde karşımıza şöyle bir ifade çıkar. Net iyon denklemi diye bir şey çıktığı zaman buradan şunu anlıyoruz. Nötralleşme tepkimesinin adını yani adından ne yapıyoruz? Ortamın nötr olmasını anlıyoruz. Peki ortamın nötr olduğunu hangi denklem ifade eder? Suyun oluşum denklemi. Çünkü su nedir? Nötrdür. Dolayısıyla nötralleşme tepkimelerinde net iyon denklemi dediği zaman suyu oluşturan hidrojen ve OH iyonları nedir? Net iyonu verir. Peki geri kalan iyonlar ne olur? Şu iyonlara ne diyoruz? Geri kalan iyonlar da ortamda kalsiyum ve klor şeklinde bulunacağı için bunlara da seyirci iyon diyoruz. Seyirci, bazı yerde gezici iyon diye karşımıza çıkabilir. Adlandırıyoruz. Evet. Yukarıdaki tepkimelerde hangileri yavaş yanma tepkimesine örnek olarak verilebilir? Demirin paslanması. Demirin paslanması arkadaşlar nemli havada haftalar sürer. Dolayısıyla bu yavaş yanmadır. Metan yani doğal gazın yanması kibriti çaktığınız anda hızlı bir şekilde yanar. Asit baz reaksiyonları hızlıdır. Burada ne var? Kalsiyum oksit, bazik oksit, asit oksit hemen tuz oluşturur. Bu da hızlıdır. Burada yavaş yanmaya örnek A seçeneği olur. Yukarıdaki maddelerden hangileri yanıcıdır? Yanma olayında arkadaşlar bakıyoruz. Şimdi bu bir oksit. Yükseltgen ve karbon elementi yükseltgen basamağının zirvesine ulaşmış mı? Evet. O zaman bu oksijene ne yapmayacaktır? Tepkime vermeyecektir. Bakıyoruz burada metan. Biliyoruz ki organik maddeler yanarak karbondioksit ve su açığa çıkartır. Alttakine bakıyoruz. Etil alkol. O da bir organik madde. Yanarak o da su açığa çıkartır. Dolayısıyla da yanıcıdır dediği için 2 ve 3 yanıcıdır ama bir yanıcı değildir. Nötrleşme tepkimeleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Çözelti ortamında gerçekleşir. Nötralleşme tepkimelerinde çözelti ortamında gerçekleşir. Tuz ve su oluşur. Bu doğru. Oluşan tuzun katyonu asitten gelir. Hemen örnek diyelim. Hidrojen klorür ile sodyum hidroksit tepkimeye girsin. Ezber olmasın. NaCl artı H2 oluştur. Bakıyoruz oluşan tuzun katyonu kimden gelmiş? Bazdan. Ne diyor bize? Asitten gelir. Yanlış. Tepkime sonucunda su oluşur. Zaten tuz ve su oluşuyorsa bunun adı neydi? Nötralleşme tepkimesiydi. 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. Kim maddelerden hangileri sodyum hidroksit çözeltisi ilave edildiğinde tepkime meydana gelir? Hemen ne arıyoruz? Asit baz birbirine dayanamaz. O zaman bu baz ise biz ne yapıyoruz? Asit olan maddeyi arıyoruz. Bakıyoruz burada nedir? Ametallerin oksijenli bileşikleri neydi? Asit oksit. O halde asit baz tepkime verir. Metal oksitleri neydi? Bazik oksitte. O zaman baz ile baz tepkime vermeyecektir. Amonya biliyoruz. Neydi bu? Zayıf baz. O halde bir bazla diğer bazla ne yapacaktır? Tepkime vermeyecektir. Burada A seçeneğimiz doğru olur.